Halep'te dediğiniz gibi işler maalesef hiç iyi gitmiyor. Bir iki kelimeyle Halep'in ne anlam ifade ettiğini aslında söylemek lazım. Suriye'nin en büyük ikinci kenti, en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Barış içinde bir arada yaşama kültürünün en geliştiği yerlerden birisi. Farklı din ve mezhep mensuplarının, farklı etnik gruptan gelen insanların bir arada huzur içerisinde, barış içerisinde bir arada yaşadığı bir yer idi. Dolayısıyla oldukça kozmopolit bir şehirdi. Belki Suriye'nin en kozmopolit şehri olarak söylenebilir. Bütün bu yetmiyormuş gibi, yani bu özellikler son dönemde en parçalı şehir olarak, siyasal olarak Suriye krizinde, kriz sırasında en parçalı şehir durumuna düştü. Çünkü şöyle bir özelliği vardı Halep'in diğer yerlerden farklı olmak üzere. Biliyorsunuz şehir merkezi genellikle ya işte o Suriye krizindeki dört aktörden birisinin kontrolünde bulunuyor. Fakat Halep şehri üç ayrı aktör tarafından bölünmüş durumdaydı. Yani geniş bir kısmı Suriyeli muhalefetlerin elindeydi. Şehrin doğu tarafı, batı tarafı Esed'in kontrolündeydi, onun hakimiyet alanındaydı. Bir parçası da PYD'nin etkinlik alanındaydı. Dolayısıyla üçe bölünmüş bir şehir idi. Fakat orada oturmuş kısmen, hani görece değişmeyen bir denge durumu vardı. Yıllardır bu böyle gidiyordu. Fakat son zamanlarda, işte belki konjonktür üzerine biraz durmam gerekecek. Son zamanlarda ciddi bir ivme kazandı oradaki kriz ve kaos. Ve son 15 gün içerisinde 1000'e yakın insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı bir insani drama dönüştü. Bunun nedeni şu, benim gördüğüm kadarıyla bir kere Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi Suriye krizini de etkiledi. Nasıl Çünkü etkiledi? bir ara dönem Ara dönem oluşturdu. oldu Evet, işte. bir ara dönem oluşturdu. Dolayısıyla Trump'ın biz Suriye'de hani hep konuştuk, tartıştık, daha net bir tavır alacağı yönünde beklentiler Şimdi oluşmuştu. o zaman şimdi 20 Ocak'ta devir teslim ama Trump'ın kabinesinin işte o bakanlarının vesaire Senato'dan onay alarak göreve başlamaları Şubat ortası Mart. Ama en azından o 20 Ocak'a kadar bir ara dönem var. Yani eğer birileri Orta Doğu'da veya dünyanın bir yerinde bir şey yapmak istiyorsa uygun bir zaman dilimi. Yani çünkü Amerika'da bir başkan seçilmiş, dünyanın en önemli en etkili ülkesi bir başkan seçilmiş. Hani President Elect dedikleri şu anda iki başkanlı bir devlet var Amerika'da. Evet. Öbür başkan gider ayak zaten çok etkili kararlar alma durumunda olmaz. Ancak kendi hanesine kişisel olarak belki olumlu anlamda yazdıracağı riski düşük adımlar atabilir. Ama o zaten Nobel'ini peşin aldığı için Evet yani Obama'nın o daha bundan önce sonra zaten tek evet yapacağı bir şey de yok. O veda kesinlikle. turlarına başladı şu an. Dolayısıyla Amerika tarafında böyle bir durum var. Öbür tarafta Avrupa'ya baktığımız zaman kendi içine dönmüş, içine kapanmış bir Avrupa söz konusu. Belki orada yine bir Almanya istisnası konuşulabilir. Çünkü biz biliyoruz ki Halep'te şu anda yaşanan insani dramı yaşatan Esed rejimidir ve ona destek veren Rusya'dır. Fakat Rusya'dan daha fazla şu anda orada bazı rivayetlere göre 300 bin silahlı insan bulunduran, hani milisleriyle, farklı birlikleriyle, komutanlarıyla, generalleriyle İran'dır aslında. Yani maddi ve manevi destek veren birinci aktör İran. Yani İran'la beraber Esed rejiminin Rusya'dan destek alarak yaşattığı bir insani dram söz konusu. Ve bu insani dramdan ne hikmetse hala İran doğrudan sorumlu tutulmuyor. Yani o bahsettiğiniz uluslararası kamuoyu ne Birleşmiş Milletler olarak, ne bireysel devletler olarak, ne NATO olarak hiçbir bağlamda sadece endişelerini ifade etmenin ötesine gidecek ikinci bir cümleleri yok maalesef. Yani Birleşmiş Milletler'in bir Suriye özel temsilcisi var, Stefan de Mistura isminde bir kişi, bir diplomat. Onun da yaptığı tek açıklama sadece kaygılarını ifade etmektir. Az önce sizin söylediğiniz üzere şu anda Halep'i bir sorun olarak gündemine alan, benim takip ettiğim kadarıyla Türkiye dışında ikinci bir ülke yok.
Yani ve Türkiye'nin de en çok önemsediği işin bir güvenlik boyutu vesaire falan bir tarafa, çok ciddi bir insani dram yaşama arifesinde bulunuyor. Yani muhalef kesimler Halep'te ellerinde tuttukları bölgelerin yaklaşık %30'unu, üçte birini ellerinden çıkarmış oldular. 30 kilometre kareye sıkışmış bir alanda 300 bine yakın insan yaşıyor ve bunların da büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ciddi bir sefalet, açlık durumu yaşanıyor. Bütün bunları dengelemek adına mesela son bir haftada Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le 3 defa telefonda görüşmesi söz konusu. Yani diplomatik olarak bu insani dramın yaşamasına engel olma yönünde ciddi bir diplomatik çaba içerisinde, fakat bunların ne kadar etkili olacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz.